Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi sinema dünyasındaki son gelişmeleri takip ettiğimiz Sinemaskop'la karşınızdayız. Uzun zamandır beklediğimiz filmler bir bir vizyona girerken yenileri içinde çalışmalar yapılıyor tabii. Birazdan hepsi bu programda. Şimdi arkanıza yaslanın ve sinema dünyasının keyfini çıkarın. Başlıyoruz. Beetlejuice filminden haberler var. 29 yıl sonra yapımına devam edilecek. Dad, it's a little late to be neurotic. So they're calling on Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Who's no ordinary ghost. Yeah! 1988 yılında tanıştığımız kültleşen film Beetlejuice 29 yıl sonra devam filmiyle yeniden beyaz perdeye gelme hazırlığında. Warner Bros'la anlaşma masasına oturan Tim Burton, Warner Bros ekibiyle konuştuk ve projeyi onayladılar. Film için istediğimiz kadrodaki oyuncular da geri dönmeyi kabul etti. Buna Winona ve Michael da dahil. Senaryo ve ihtiyacımız olan her şey tamam. Sadece prodüksiyonun başlamasını bekliyoruz diye konuşmuştu. Herkes projeye sıcak bakıyor. Ancak şu an için herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Sadece Warner Brothers, Beetlejuice'un devam filmini yazması için yeni bir senarist işe aldı. Ve o senaristin adı Mike Vukadinovic. Michael Keaton is Beetlejuice. Gun Baby Gun, Good Will Hunting, The Finest Hours, Ocean serisi, Interstellar gibi filmlerinden tanıdığımız en son Manchester by the Sea filmindeki muazzam oyunculuğuyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a layık görülen Casey Affleck ilk dizi projesini seçti. Affleck, Alfonso Cuarón'un yapımcısı olacağı, aynı zamanda yazarlık ve yönetmenlik yapılacağı korku dizisinde başrol olacak. Hi. Hi. En son Manchester by the Sea filmiyle yüreklerimizi dağlayıp Oscar'a uzanan Casey Affleck ilk kez bir dizide rol almaya hazırlanıyor. Alfonso Cuarón'un yönetmen, senarist ve yürütücü yapımcı kimlikleriyle yer alacağı projede Affleck de başrol ve yürütücü yapımcı olarak katılacak. Sektörü daha şimdiden sallayan dizi bir tarikatın kökeninin izlerini takip eden hikayeye sahip olacağı belirtiliyor. Üstelik yapım korku türünde. Sinema dünyasındaki gelişmeler bu kadar değil. Kısa haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Düşük çeneli anti kahramanımız Deadpool 2. filminin çekimlerini tamamladı ve post prodüksiyona geçti. Müjdeli haber, sevilen anti kahramanı canlandıran Ryan Reynolds'tan bu fotoğraflarla geldi. Çekimleri tamamlanan bir diğer film ise X-Men Dark Phoenix. Mutant aleminin en güçlü mutantlarından Jean Grey'in hikayesini genişletecek olan yapımın çekimlerinin bittiği haberi, filmin yönetmeni Simon Kinberg'ün sosyal medya hesabından gelen bir gönderiyle müjdelendi. Spor tarihinin en ünlü çekişmelerinden olan Henry Ford ve Enzo Ferrari rekabeti ekrana taşınıyor. Game of Thrones'un yıldızı Peter Dinklage ile Channing Tatum'un yapımcılığını yürüttüğü Driven dizisi, ikilinin Le Mans üstünlüğü için verdikleri savaşı da ele alacak. Merakla beklenen Avatar serisinin 2. ve 3. filmlerinin çekimleri 25 Eylül'den beri devam ederken, Parker Selfridge karakterine hayat veren oyuncu Giovanni Ribisi'nin serinin 4 filminde de yer alacağı açıklandı. 1984 yılı Stephen King ve Peter Straub imzaladığı Talisman, beyaz perdeye uyarlanıyor. Black House isimli bir devam halkası çıkan romanın 3. kitabı da şu sıralar yazım aşamasında. Şahan Gökbakar, geçmişteki skeçlerinden biri olan Kayhan karakterini beyaz perdeye taşımak için çalışmalara başladı. Instagram üzerinden yayınladığı kısa videoda filmin vizyon tarihinde düşen Gökbakar, Kayhan'ın Şubat 2018'de sinemalarda olacağını duyurdu. 33 dalda Emmy ve 8 dalda Altın Küre ödüllerine aday gösterilen, pek çok ödülde bulunan dizi House of Cards bitiyor. Sebebi ise Kevin Spacey'nin yıllar önce bir çocuk aktörle cinsel ilişkide bulunmaya çalışmakla suçlanması. Kevin Spacey is in the news. Kevin Spacey, a really great actor, House of Cards. Well, now apparently actor Anthony Rapp is coming forward accusing Kevin Spacey of... Kevin Spacey'nin 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar etmeye çalıştığına dair iddialar, Harvey Weinstein olayından sonra Hollywood'a bomba gibi düştü. Şu an Star Trek Discovery dizisinde yer alan aktör Anthony Rapp, henüz 14 yaşındayken Spacey'nin kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını söyledi. 59 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, oyuncu Anthony Rapp'in kendisine yönelttiği taciz iddialarının ardından Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Anthony Rapp'in oyunculuğuna büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Kendisinin hikayesini dinlediğimde dehşete düştüm. Dürüst olmam gerekirse 30 seneyi geçkin bir süre önce yaşanan bu olayı hatırlamıyorum.
Ancak olaylar dediği gibi geliştiyse kendisine çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl sebep olduğum duygular için de özür diliyorum yazdı. Spacey resmi Twitter hesabından paylaştığı açıklamada rapten davranışı nedeniyle özür dilerken eşcinsel olduğunu yineledi. Kevin Spacey'nin ağabeyi Randall Fowler, Nazi Partisi üyesi olan babaları tarafından çocukken tecavüze uğradığını ve dövüldüğünü açıkladı. Amerikalı online yayın şirketi şu anda 6. sezon çekimleri devam eden ödüllü dizi House of Cards'ı bitirme kararı aldığını bildirdi. Uluslararası Televizyon Akademisi, taciz suçlamasıyla gündemde olan Kevin Spacey'e Emmy ödülü vermekten de vazgeçti. Kevin Spacey star here in Hollywood. Many tell us they are surprised by the very serious allegations against the two-time Oscar winner. DC evreninin şu ana kadar uyarlanmış en neşeli, kaygısız ve güler yüzü süper kahramanı Shazam'ın başrolü Chuck Tangled yapımlarından tanıdığımız Zachary Levi'nin oldu. 2019'da gösterime gireceği açıklanan Shazam filmi için çalışmalar başladı. Lights Out ve Annabelle Creation filmlerinin yönetmeni David F. Sandberg bu yeni süper kahraman macerasını eğlenceli bir dille sinema severe aktaracak. Verdiği röportajda her çocuğun Superman hayalini süsleyen bu karakter benim için büyük bir olay. Benim hayallerimde vardı diyen Sandberg, DC evreninin şu ana kadar uyarlanmış en neşeli, kaygısız ve güler yüzü süper kahramanıyla tanışacaksınız diye de ekledi. Yeni süper kahraman Shazam'ın başrolüne Zachary Levi'nin katıldığını yönetmen David F. Sandberg, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Sinemaskop'un sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte ekranlarınızda tekrar karşınızda olacağız. Sizleri sosyal medya hesaplarımıza da bekliyoruz. Hayatınızı uzun metrajlı yaşamanız dileğiyle. Sinemasız kalmayın, izlemediğiniz filmde kalmasın. Hoşçakalın.